Evet, Özgürüz Radyo Türkiye Nereye programından herkese merhabalar. Yeni bir bölümle, yeni bir konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Gazeteci ve insan hakları aktivisti Ragıp Zarakolu. Sayın hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Selam herkese. Evet, bugün Ragıp Zarakolu ile birlikte aslında bakarsanız şuradan ele almak lazım konumuzu. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyor ve bütün ülkelerin, konseydeki NATO üyeleri, bütün ülkelerin onay vermesi lazım ve Türkiye şu an çekimser davranıyor. Çünkü Türkiye'nin teorisi şu: İsveç ve Finlandiya, tırnak içerisinde söylüyorum, işte teröristleri barındırıyor, onları besliyor, hani iktidar diliyle konuşacak, böyle konuşuyor ve bu konudan kaynaklı da bir tavır tutulmuş durumda Türkiye. Tabii Finlandiya, İsveç, birçok yönetici aslında şaşkın Türkiye'nin bu tutumuyla da alakalı. Şimdi nasıl buraya geldik? Ragıp Zarakolu Türkiye'de tutuklandı, serbest bırakıldı ve uzun yıllardır da İsveç'te sürgünde yaşıyor. Daha önce iadesi de konuşulmuştu. Şöyle iddialar ortaya atıldı. Türkiye, İsveç'teki sürgün yazar, siyasetçi, politikacıların Türkiye iadesini istiyor. İddia odur ki onlardan biri de şimdi konuğumuz olan Sayın Zarakolu. Aslında biraz Türkiye'den gitme sebeplerini, bu konuların tekrar İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmek istemesiyle birlikte açılan bu iade gündemlerini konuşmak istiyoruz. Ve tabii ki de İsveç'te de yaşadığı için İsveç'in NATO'ya girmek istemesinin ne anlama geldiğini konuşmak istiyoruz. Bir yazısı da var Ragıp Zarakolu'nun Evrensel Gazetesi'nde. O yazıya da bakmanızı rica ederim, isterim. Hocam, ilk önce şuradan başlayalım. Şimdi Türkiye'nin İsveç'e pazarlık yaptığı iddia ediliyor. Siz de varsınız. Evet. O istenenlerden biri olarak. Ya siz bu iddiaları, bu söylemleri duyduğunuzda ne hissettiniz, ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili yorumunuz nedir? Yani ben bunu utanç vurucu buldum. Kendim açısında taciz olak gördüm. Çünkü bunun hiçbir hukuki temeli yok. Yani Türkiye'de ben tutuklandım 2011 yılında saçma sapan bir nedenle. Legal bir partinin, parlamentoda olan bir partinin Parti Akademisi'nin açılış toplantısına katıldım. Orada da bir kısa konuşma yaptığım için. O daha sonra şeye dönüştürüldü. Orada ders verdiğime dönüştürüldü. Parti Akademisi aynı zamanda AKP'nin de sahip olduğu bir kurum. Yani parti kadrolarını yetiştirmek için siyaset bilimi, ekonomi ve benzeri dillerde. Ve oğlum Deniz de burada ders verdi. Siyaset bilimi dersi, siyasi düşünce şeyden başlayarak Eflatun'dan günümüze kadar, zaten onun doktora konusu da o. İşte Hobbes üzerine tezi var, kitabı var, tercümeleri var bu alanda. Aynı zamanda Uluslararası Hakimler Birliği'nin Türkiye raporunu Türkçe'ye çevirdi. Tabii bu rapor biraz şeyle ilgili, 80 dönemi ve 80 sonrası sözde demokrasiye geçiş dönemiyle ilgili. Yani Türkiye Adliyesi'nin bağımsızlığı konusunda bir rapor. Şimdi böyle bir çalışma, ben de biliyorsunuz İnsan Hakları Derneği'nin kurucularından biriyim. Aynı zamanda Yayıncılar Birliği'nin yayınlama özgürlüğü raporlarını yazdım 20 yıl boyunca. Şimdi yani doktorun şey yapılması gibi, yani benim çalışma alanım bu. Bu aslında Erdoğan hükümetinin de geçmişte kabul ettiği bir statüydü ve 5. Yayın Kongresi'nde, Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği kongrede ben komisyon başkanıydım yine bu konularla ilgili ve benim başkanı olduğum komisyonda mesela savcılar, polisler falan da vardı şey dışında. Diğer basın kuruluşları dışında, yani orada tartışıyorduk, nasıl değiştirebiliriz. Şimdi bunu yapan AKP hükümeti bugün bu konuma gelmiş vaziyette. Bu çok acı bir şey tabii. Yani tam bir dolandırıcılık olayı da diyebiliriz. yani demokratikleşme vaatleriyle iktidara gelip bunun belli bir tarihten sonra 2015'ten sonra tam tersi işleri yapma. Bu ciddi bir sorun Türkiye'de. Şimdi benim iadem konusuna gelince işte 2012'de açılan davadan dolayı önce şeyim istendi ve serbest bırakıldım ve hakimlerin gelmesine gerek dediği bir dava. Fakat o garibim hakimler de şu anda hapiste. Yani hakimleri hapiste olan bir ülkeden söz ediyoruz. Hocam, ondan evet. Biliyorum, lafınızı keseyim. İddianamenizi hazırlayan savcılar da yanlış bilmiyorsam şu an görevde değil. Onlar da hapiste. Şimdi fakat bu dava normal olarak şey yapması, düşmesi gereken bir davaydı. TCK davası. Düşmek yerine şeyde kulsun gereğinde kullanırız diye şömen altında tutuldu. Ve hakikaten de devreye sokuldu. Önce işte mahkemeye gelmedim bahanesiyle şey yapıldı. Interpol'a başvurma kararı alındı. Dolayısıyla benim seyahat özgürlüğüm kısıtlanmış oldu. Tabii İsveç bunu reddetti. Bu talebi ve bu yüksek mahkeme kararı aynı zamanda hükümetçi de onaylanmış bir karar. Yani Türkiye'deki gibi İsveç hükümeti yapamaz. Türk hükümeti Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate almıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını almıyor. En tipik örnekleri Osman Kavala ve Demirtaş davası. Herhalde öyle sanıyor. Yani herhalde şimdi bastırırsam benim gibi İsveç hükümeti de kendi mahkeme, kendi Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme Anayasa Mahkemesi sitesinde takmayı versin canım. Yani işte versin geriye. Tabii bunun olmayacağını biliyor. O kadar da akılsız bir adam değil. Maksat İsveç'le pazarlıklarında bunu bir koz olarak kullanmak. Peki bu pazarlıklar ne? İsveç'in uyguladığı ambargo elbette en başta. Peki hocam size İsveç, bu konuda bu konuyla ilgili, bu konu özelinde İsveç makamlarıyla siz görüşüyor musunuz? Yani size yani bu tekrardan gündeme geldi. Hayır, o kadar absürt bir olay ki bu sonuca bağlanmış, yıllar önce sonuca bağlanmış bir konu. Yani bunu tekrar gelmesi söz konusu değil. O kadar ayrıca saçma ki işte şeylerden biri, listede olanlardan biri Sıraç Bilgin, değerli bir doktor meslek ve bir sürü kitap yazan bir Kürt yazarı ve bunu mesela PKK üyesi olarak ilan ediyorlar. Peki bir PKK üyesi nasıl Barzani'nin biyografisini yazar diye düşünmüyorlar. Sonuç olarak yani PKK ile arası pek iyi değil yani KDP'nin ve Irak Kürt yönetiminin. Yani bu tip şeyler zaten hiç umurlarında değil. Sıraç Bilgin ayrıca 7 yıl önce öldü adamcağız. Yani 7 yıl önce şey yapan bir adam Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin iade talebinde İsveç'ten. Kim ciddiye alabilir ki bu şöyle böyle bir talebi? Yani mümkün değil. Absürtlükler burada başlıyor. Peki hocam ya biz ara ara yani bunu Türkiye kamuoyunda duyuyoruz yani. Yani bir konu olduğu zaman İsveç'le ilgili ya hafif minik bir sürtüşme, gerilim ya da bir şey isteme ya da verme konusunda sürekli yani isminiz ön plana çıkıyor hocam. Bu iktidar tarafından ön plana çıkarılıyor. İktidar medyası tarafından ön plana çıkarılıyor. Yani beni kaçırdıklarını düşünüyorlar elden. Demirtaş ve Osman Kavala gibi belirsiz bir tarihe kadar zindanda tutma niyeti vardı. Hakikaten beni kaçırdılar. Ne yapayım? Ben kaçmadım. Yani ben mülteci değilim. Ben misafir yazar olarak geldim. Sekduna Belediyesi ve orada bir vakıf var. 100 küsür yıllık ve çok da ilginç. Bu vakıfın çalıştığı alan inançlar, dinler arası diyalog. Yani gittiğiniz vakit kütüphanesinde Kur'an, Tevrat, ve İncil birlikte oturuyor, kardeş kardeş. Yani birbirleriyle de kavga etmiyorlar. Ve bu vakfın birçok misafirleri oldu, yazarları davet etme gibi bir geleneği var. Ne bileyim, Ekelök burada misafir oldu, Mehmet Uzun oldu ve uzun bir liste çıkarabiliriz. Ama çok en önemli tabii burada 1945'ten sonra Auschwitz Temerküz kampından kurtulanlar bir anlamda da terapi için misafir edildiler uzunca bir süre. Ben de buraya bu bağlamda davet olundum. Belki de şeyin de etkisi oldu. 2012 yılında İsveç parlamentosunun 5 milletvekili beni Nobel Barış Ödülü adayı olarak gösterdi. Elbette bunun asıl şeyi tabii dayanışma da içeriyor. Benim hapiste olduğum dönemde yapıldı bu. Ama sonuç olarak ben bir anlamda da Türkiye'nin 3. kez barış ödülüne aday gösterilen bir insanıyım, yurttaşıyım. Yani birincisi kim diye sorarsanız, birincisi Atatürk'tü. Neden diye sorarsanız Venizelos'la başlattığı Türk-Yunan barışması nedeniyle ve dostluk anlaşması nedeniyle. Tabii ikisi birden aynı işte Yeser Arafat'la o dönemdeki diyaloğu kurduğu İsrail Başbakanı'nın aday gösterilmesi gibi. Maalesef o öldürüldü bir İsrailli faşist tarafından, aşırı milliyetçi. Çünkü her ülkede var bu aşırı milliyetçilik dalgası. Hoşlanmıyor. Yani diyaloglardan, insanlar arasında barışçıl söylemler olmasından hoşlanmıyor. Maalesef bugünkü Türkiye'de bu ülkeler arasında, bunu üzülerek kaydetmek gerekiyor. Ve burada şey de kullanılıyor. Yani bunların dinle falan da bir ilgisi yoktur diye düşünüyorum yani kendilerinin. Hocam bir de merak ettiğim bir şey var. Yani baktığımız zaman, yani siz de az önce tarif ettiniz, İktidar o kadar çok tersi şeyler yapmaya başladı ki, yapıyor ki yani söylenenlere. Ya mesela hayatını kaybetmiş bir insanın iadesini istiyor. Az önce bir absürt. Evet. Sizin iadenizi istiyor. Siz Nobel'e aday gösterildiniz. İnsan hakları aktivistisiniz aynı zamanda. Yani nasıl açıklıyorsunuz hocam siz çevrenize bu durumları? Vallahi açıklamakta açıkçası zorluk çekiyorum. Özellikle İsveç gibi bir ülkede. Ama bu da şey oluyor, Türkiye aleyhine oluyor. Yani bir anlamda Türkiye'yi küçük düşürüyor bu davranışlar. Ben ileride eğer iktidarı kaybederse belki Erdoğan'ın işte 301. maddeden yargılanma tehlikesi olduğunu da düşünüyorum. Yani Türk devletini, hükümetini küçük düşürme de biliyorsunuz bir suç. Yalnızca Türklüğü değil. Bu da ilginç bir durum olur herhalde. Evet. Yani belki ben de suç duyurusunda bulunabilirim. Yani tabii, hakaret davası da açabilirim kendilerine karşı. Gerçi biz davalıyız. O da bana dava açtı. Yani ne durumda bilmiyorum ama ondan sonra bir yazımdan dolayı. Evet hocam, bir de şeyi sormak istiyorum size. Şimdi İsveç basından takip ettiğimizde bir işkence durumu da söz konusuydu. Yani döndüğünüz zaman iyi bir muameleyle, hani iadeniz olduğu zaman iyi bir muameleyle karşılaşılmayacağını da belirtmişsiniz. Ama tabii ki de biz sizinle yayın öncesi de konuştuk. Psikolojik işkence, yani fiziksel işkence tabii ki de F tipi bir işkence aslında. Tek başına bir insan. Yani şu andaki Türkiye cezaevleri, F tipi aşırı güvenlik cezaevleri maalesef Çin'deki temerküz kamplarını benziyor. Hı. Yani inşaat falan da olarak. Belki ihaleyi de Çin yani Türkiye'li müteahhitlere vermiştir. Bu kadar benzerlik olmaz. Ve biliyorsunuz Uygur halkının temsilcileri Çin'de bu toplama kamplarında tutuluyor. Yani şöyle de diyebiliriz. Çin'in Kürtleri diyelim ya da ya Uygurlar yerine Çin'in Kürtleri, yani aslında Çin tabii çok daha ileri Türkiye oranına baktığınız vakit. Çin'de Uygur bölgesi özel bir bölge, Tibet özel bir bölge, ne bileyim Moğolistan, Mançurya özel bir bölge. Ama bunlar tabii şu anda Çin devriminin mirası olan şeylerdi. Orada da müthiş bir şey söz konusu. Bunların artık, yani nasıl Rusya'da Putin, orada da özellik önemli biliyorsunuz, çiğnemekteyse. Ama ne yapsın adam? Tataristan var. Rus tek devlet değil, federasyon ve Tataristan özerk bölgesi tam Moskova'nın yanında. Ne yapsın adam? Korkuyor. Vallahi hocam, yani insan hakları aktivistliği de yapıyorsunuz. Yani baktığımız zaman şu kıyaslamalar hep yapılıyor değil mi hocam? Ya Türkiye 90'lara mı dönüyor yoksa 90'lara döndü mü? Ya da 90'lar devam ediyor mu? Yani bu şu an içinden geçtiğimiz politik süreçte çok insan hakları ihlali var. Belki 90'lardaki gibi faili meçhul cinayetler olmuyor. Evet, yani gazeteciler... Belki tek şey o, yani artık öldürmüyorlar. Evet. Yani öldürmüyorlar ama yani yaşam boyu hapse sokuyorlar. Yaşam boyu hapis kararları alıyorlar. Ve şu anda 1990'lı yıllarda devlet güvenlik mahkemeleri tarafından verilen müebbet hapis cezaları var. Ve bunların aslında kalkması gerekiyordu. Korkunç cezalar. Ondan sonra bunların arasında yazarlığa dönen, şairliğe dönen kişiler de var. Ve bunların infazları tamamlandığı halde şu anda bunların tahliyesi engelleniyor. Bu da korkunç bir şey. Acımasızlık. Yani korkunç bir insan hakları ihlali. Tamam, adam yatmış artık değil mi? Tamam, infazını da tamamlamış. Bırak ya, adam hiç olmazsa 50'sinden 60'ından sonra şey yapsın. Şu anda 70 küsür yaşında tutuklu olan insanlar var Kürt bölgesinde. Kadınlar var. Baba ya da şey olarak. Yani, bunlar hakikaten asla vicdanın isyan ettiren şeyler, örnekler. Peki hocam, dilerseniz buradan biraz NATO-İsveç konusuna da gelmek istiyorum. Hazır tabii ki. Bir şekilde gündem oldu İsveç'in NATO'ya katılması. Yani evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani İsveç'in NATO'ya katılması, yani neden İsveç bir anda NATO'ya katılmak istedi? Yani evet, belki bir anda olan bir şey değildi ama Rusya-Ukrayna savaşı devam eder. Aslında İşte maalesef sosyal demokratların Olaf Palme'nin mirasını inkar etmesi anlamına geliyor. Çünkü Olaf Palme çok saygıdeğer bir insan ve en zor döneminde bu bloklar arası savaşın en zor dönemlerinde, ondan önce de tabii İsveç tarafsızlık politikasını devam ettirdi ki İsveç'in zaten 200 yıldır savaşı olmamış. Yani son savaşı şeyler sırasında, Napolyon savaşları sonrasında. Zaten bir Fransız generali de Napolyon'a karşı savaşan İsveç kralı oluyor. Yani bugünkü İsveç kraliyet ailesi bir yerde Fransız kökenli. Dolayısıyla da o tabii aynı zamanda Fransız ihtilalinde yer alan bir kişi. Dolayısıyla belki İsveç'teki insan haklarının bu kadar güçlü olmasının sebeplerinden biri de o. Yani bu İsveç İnsan Hakları Beyannamesi'ni 200 küsur yıldır tanıyan bir ülke. Şimdi bu politikadan bence bir sapma söz konusu oldu ama onları da anlıyorum. Çünkü nasıl millet Orta Doğu bölgesinde çekiniyorsa Erdoğan'dan, şimdi Putin de ne derler, hani şey yapan, baş kesen, yol kesen politikalar öyle bir şey. Evet, uygulamaya başladı. Şimdi bu halkta da belli bir korku yarattı. Yani bir tepki olmadı halkta şeyden dolayı. Olaf Palme'nin politikası terk edildi ve NATO'da yer alındığı için. Ama endişe duyan insanlar da var. Acaba bu sefer NATO üyesi olarak istemediğimiz bir savaşa, mesela bir 3. Dünya Savaşı muhtemel, katılabilir miyiz diye endişe duyanlar da var. Tabii şeyin durumu da ilginç. Ben tabii gençliğimde NATO karşıtlıydım ve NATO'dan çıkılmasından yanaydım. O şeyimde pek ondan sonra zaten bunu tartışmaya gerek kalmadı. Yani çocukluğumda şeye de gitmiştim. Paris'teydi NATO merkezi. Babam beni götürdü. Çünkü amcam NATO'da görevliydi. Ondan sonra öyle bir şey havası da var. Gitmiş gelmiş ama Fransa terk etti, biliyorsunuz. Daha sonra De Gaulle şeyi terk etti. NATO'yu terk etti. Ya da işte bugün şeyin ortak Avrupa Birliği'ni terk etmesi gibi. Bizim Ali Kemal soyundan olan Boris Johnson'un evet. Şey yapması gibi, terk etmesi gibi. Tabii belki bunun şeyi faydası olacak. Onun için seviniyorum. Belki İrlanda birleşecek bu sayede. Yani Kuzey İrlanda ile bir hayırlı sonucu olur. Ama bilmem bu şeyi tahrik eder mi? İskoç şeyi. Orada da şey eğilimi kuvvetli. Avrupa Birliği eğilimciler göreceğiz. Yani bu tip popülist politikacılar gerçekten Boris Johnson olsun, işte şey olsun, Erdoğan olsun, gerçekten kendi ülkelerini de belli bir şekilde zora sokuyorlar. Ne yazık ki. Evet, evet. Yani şu özellikle de bu işte İsveç'le Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda şimdi Finlandiya'da yetkililer dedi ya biz daha bir ay önce bize okey tamam demişlerdi. Ne oldu dedi. Yani işte hocam Türkiye'den giden insanlar da sürgünler de Finlandiya'da da yok yani öyle bir şey. Tamam İsveç'te var, Almanya'da var, Fransa'da var, birçok ülkede var ama Finlandiya böyle şey tabiri caizse. Valla benim bildiğim çok iyi bir Kürt kadın yazar var. Ermeni kökenli. Onu belki istiyorlar. Finlandiya'da. Yani ya da şey Devlet Bahçeli geçen hafta şey demişti. İskandinav terörü mü? Öyle bir şey dedi hocam. Bu Vikingler dedi böyle bunlara meydana bırakmayız gibisinden konuştu. Evet. Bekleyip göreceğiz. Yarın da büyük ihtimal gruplar. Hayır bir acayip çünkü şimdi bunlar yeni Osmanlı geçiniyorlar ya. Evet. Osmanlı-İsveç ilişkileri de iyiydi. Çünkü ikisi de Rus İmparatorluğu tehdidi altında olduğu için. Yani İsveç'in bu şeyi de belki kararı da bu Putin'in Osmanlı İmparatorluğu Erdoğan'ınki gibi yeni çarlık hayalleri de İsveçleri biraz ürküttü. Çünkü en son savaşları Rus çarlığıyla yani tarihin şeylerin kötü hatıraların su üstüne çıktı. Üstelik Osmanlı'ya sığınmış biri biliyorsunuz İsveç kralı. Rusya ile olan savaşı sırasında hala binasının önünde tabela var. Şeyde Beyoğlu'nda görmüşsünüzdür belki. Evet. Bunlar işte acayiplikler tarihle ama tarih sanki 30'lu yıllara geri döndü gibi. Evet. Sadece olgu şey değil, Erdoğan değil. Onun yeni bir yükselen sağ popülizm dalgası var. İşte Avrupa'da, Amerika'da yani Trump'ın seçilmesinden sonra yorum okumuştum New York Times'da galiba. Trump ne mi yapacak? Erdoğan'a bakın. Yani o bakımdan da övünebilir. Yani bir de işte Türkiye Türk Baharı. Ondan sonra yani Arap Baharı'ndan önce Türk Baharı vardı. Evet. Yani nasıl Arap Baharı çöktüyse Türk Baharı'nda bugün çökmesi gibi durum söz konusu ve sadece değil, Erdoğan değil. Bugün mesela Hırvatistan oradaki popülist lider de yani biz de karşı çıkabiliriz aslında. Macaristan'dan bir çatlak çıkabilir. O da biliyorsunuz sağ popülist dalgalanı ya da Polonya'nın başkanı. Fransa az daha işte milliyetçi cephe geçiyordu iktidara. Yani bu galiba Avusturya'da o biraz dindi. Avusturya'da da yükselen bir dalga vardı. Bu yani Almanya'da ne olacak bilmiyoruz aslında yeni seçimlerde. Hocam, Almanya için alternatif. Şöyle bir sıkıntı da var. Sağ popülizm yükseliyor ama onun karşısında olan sol da popülizme kapılmış. Sol popülist politikalarla aslında yani çok bir çözüm alamıyorsun yani günlük hayatın akışında. Evet. Sınıf perspektifinin terk edilmesiyle alakalı. Yani özelinde Almanya'da yaşıyorum ben. Almanya özelinde böyle. Almanya'daki sol çok ilginç bir nokta. Evet. Sol popülist politikaların mesela sınıf perspektifinden uzaklaşması. İsveç'te de söz konusu aslında. Biliyorsunuz İsveç'in MHP'si İsveç Demokratları Partisi. Ben ona İsveç Sözde Demokratları diyorum. Birçok şu anda şeylerini biraz yumuşatmış vaziyetteler. Fakat baktığınız vakit bazı İsveç politikacıları onların söylemine, özellikle göçmenler konusu tabii bu, onlarınkine benzer bir söylem kullanmaya başladı. Yani bu galiba Avrupa genelinde bir dalga ama 30'lar da bu dalga vardı biliyorsunuz. Evet. Yani 30'ların Avrupa'sına baktığınız vakit sadece bu Almanya ve ibaret değildi. Yani İtalya'dan aynı zamanda Romanya olsun, Yunanistan'da yine öyle bir darbe yaşanmıştı. Zaten İspanya zaten oldu. Yenilgiye uğradı ya da Portekiz'de Salazar epeydir vardı. Maalesef tarihin dalgaları bazen böyle tamamen aynısı olmasa da benzer paralelliklere düşebiliyor. Ama insanlık nasıl aştıysa o dönemi, ama bunun bedeli tabii bir dünya savaşı oldu. Evet. Bu yeni popülist dalganın da bedeli, umut ederim, yeni bir dünya savaşı olmaz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Özgürüz'e konuk olduğunuz için. Ben de sevindim. Ve selam bütün dostlara. Teşekkür ederiz. Gazeteci, insan hakları aktivisti Ragıp Zarakolu ile birlikteydik. İadesi isteniyor biliyorsunuz. Bugün konuğumuz oldu Özgürüz Radyo'da. Bu süreci konuştuk kendisiyle. Hem iade sürecini hem bu iddiaları, bu söylemleri. Vakit ayırıp izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Haftaya yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.